Şuraya yazıyorum. Derha. Şu sıralar galaları yapılan, çeşitli şehirlerde galaları yapılan Madımak Hafıza Merkezi projesini Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun yaptığı Madımak Hafıza Merkezi projesinin sözlü tarih kısmında görev yaptım. Onun koordinasyonunda görev yaptım. Bu koordinasyon kapsamında işte yakın tarihe tanıklık edenlerin, yani 93'e tanıklık edenlerin, 93 öncesine sonrasına tanıklık edenleri dinleme fırsatım oldu. Ziya Bey de onlardan birisi oldu, sağ olsun. Bu dinlemelerden çok şey öğrendim. Hatta daha ileri giderek bir şey söyleyeyim. Yani konuyla Madımak'a doğrudan tanıklık etmiş insanları dinledikten sonra Madımak'ı yeterince bilmediğimi fark ettim. Bazen okumalar o yüzden yeterli olmuyor. Hatıratın kendisi ya da sözlü anlatının kendisi muazzam bir bilgilendirme işlevi görebiliyor. Dolayısıyla elinizdeki kitap ya da bugün tanıklık ettiğiniz kitap ya da bugün burada buluşmamıza vesile olan kitap aslında yakın tarihimizin öykülerini biraz içeriden, biraz dışarıdan okuma ve dinleme ve öğrenme imkanı sağlıyor. Biraz içeriden diyorum, doğrudan Ziya Bey'in tanıklık ettiği bir süreç. Biraz dışarıdan diyorum, Ziya Bey'in hem bir milletvekili, hem bir parlamenter, hem bir bakan olarak görev yaptığı dönemlere denk geliyor bu yakın tarihin kritik olayların bir kısmı. Bu öteki kimliklerden olmak hem içeriden hem dışarıdan olmayı gerektiren bir durum. Yani biraz içeridensiniz gibi ama biraz dışarıdansınız. Belki onu Ziya Bey çok daha iyi anlatacaktır çünkü kitabında çok iyi anlatıyor. 68 kuşağının hikayesi, Türkiye'nin yakın tarihinin hikayesi, Türkiye'de öteki olmanın hikayesi, Kürt olmanın hikayesi, Alevi olmanın hikayesi, devrimci olmanın hikayesi, sol politikada yani muhalif politikada yer almanın hikayesi, velhasıl bütün bu hikayelerin toplandığı bir depo gibi Ziya Bey'in anılarla mücadele dolu yılların kitabı. Böyle bir depo gibi. O yüzden o depodaki detayları görmek için kapağı açmak gerekiyor. Şimdi tabii ki ben 76 yaşına geldim. Bu yaşadıklarımı yazmadan gitmeyi, yani bu dünyayı terk etmeyi, bir gün mutlaka hepimiz bir şekilde sırası gelince terk edeceğiz, bir eksiklik olarak değerlendirdim. Yani değerlidir, değersizdir, kıymetlidir, kıymetsizdir. Bu tabii ki okuyucuların takdirine ve dikkatine olan bir konu. Ama ben tarihe bir not bırakmak, gelecek kuşakların bunu eğer isterlerse okumalarını, görmelerini ve değerlendirmelerini sağlamak için bu kitabı ortaya çıkardık. Zaten bu kitabı yazarken de inanmanızı istiyorum ki tamamen yaşadıklarımı, hissettiklerimi yazdım. Yaşadıklarımı, gördüklerimi ta çocukluğundan başlayarak aklım yettiğinden itibaren doğduğum, yaşadığım köyden başlayarak öyle bir yolculuğa çıktım. Bu yolculuk beni sonra, yani köydeki yolculuğum çok kolay bir yolculuk değildi. Köydeki yaşadıklarımız çok zor koşullarda, çok zor şartlarda okuduğumuzu, mesela okulumuz, tabii birçoğunuz bunu yaşamışsınızdır mutlaka ama ben yazdım. Ve Sivas'ta bir evinin olması bizim Sivas'ta okuyup, benim Sivas'ta okuyup liseyi ve ortaokulu okumama vesile oldu.
Yani aksi takdirde öyle bir şansım olamazdı. Çünkü ben babamı çok erken kaybettim. Ben 3-4 yaşındayken babam vefat etmiş. Zor hatırlıyorum işin doğrusu. Grev ertelenmesini istiyorlar ve ben zor durumdayım. Ama bunları anlattım Deniz Bey'e o parti meclisi toplantısında. Eğer dedim siz grevleri ertelememizi benim imzalamamı istiyorsanız, çünkü düğün ben oldum erteleme konusunda, tek imza, kalan imza benim. İstiyorsanız ben bu imzalayamam ama sizin işinizi, sizi rahat bırakırım. Yani ben ayrılırım, yerine gelecek kişi imzalar, imzalamaz onun sorunu. Ben çekip ayrılırım dedim. Bunu söyleyince bana dönüp de demedi, sadece teşekkür etti. Teşekkür ederim dedi. Yani hiçbir yorum yapmadı. Tamam, o zaman ben de görevime devam ettim. Yani imzalamamaya devam ettim. Sonradan gelen sinyaller imzalamamı istediği doğrultuda. Peki ama ben bunu parti meclisinde söylediğim zaman bütün üyelerin huzurunda, partinin kurultaydan sonraki en büyük organı, onların huzurunda söylediğim zaman niye bana hayır kardeşim sen imzala ya da imzalama demedin, diyemedin. Demedi. Sonra gitti. Gitti. Tansu Çiller'le anlaştı. Tansu Çiller de bu arada çok öfkelendi, o da var şeyde. Tansu Çiller'le anlaştı, koalisyonu bozdular. Biliyor musunuz? Koalisyon bozuldu. Necdet Menzili mi? Birilerini bahane ettiler. Bozuldu. Koalisyon bozuldu. Doğru Yol Partisi bir azınlık hükümeti kurdu o arada. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olunca ondan sonra bizim partide bir böyle civatalar gevşedi. Ya başkanım, bana başkanım ya ne yapalım, bak bizim partiye işte Baykal gitti, bak işte Kemal Bey gelmiş falan. Neyse, özetle düşündüm, taşındım, toplantı yaptım, parti meclisini topladım, danışma kurulunu topladım. Bu işin yürümeyeceğini anlayınca o partiden de istifa ettim. Ondan sonra da insan hakları savunucusu olarak siyasi aktif politika hayatı bıraktım. İnsan hakları savunucusu olarak bir görevin düştüğünü bana inandım. Onu yapmaya çalıştım, onu yaptım. Ve şimdi de onu bir kitapla